Herkese ben bakalım hoş geldiniz. Bugün yılbaşı alışverişi videosu çekeceğim size. Biliyorsunuz ki yılbaşı çok yaklaştı. Aslında bu videoyu şu an ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama şu an 10 Aralık 2021. Bayağı yaklaşmış. Gerçekten söyleyince de yani 31 Aralık'a 21 gün kalmış. 3 hafta kalmış. Bir sınıfımızda bir çekiliş yaptık. Bu çekiliş yaptığımız kişi de bana, bu çekilişte bir sınıfımızda da bir çekiliş yaptık. Bana kimin çıktığını söylemeyeceğim. Sınıfta kimse kimseye söylemedi. Aslında herkes herkese söyler diye düşünüyordum kimin çıktığını ama söylemediler. O yüzden benim sınıfımdan sanıp bu videodan lütfen şu an çıkın. Çünkü bana çıkan kişiye bir hediye alacağım. Ama ismini yine asla söylemiyorum. Belki yine tahmin edemezsiniz eğer benim sınıfımdansanız. Çok işte zaten değil de olsun. Bakacağız. Hem bir hediye alacağız. Daha ne alacağımı da seçmedim. Biraz zor olacak. Hem de yılbaşı harcı süsleyeceğiz. Süsleyeceğimiz için de bir değil bir sürü süs almamız gerekiyor. O zaman çok uzatmadan hemen vloga başlıyorum. Bu arada kombinimi göstereyim size. Kombinim böyle. Çoraplarım. Şöyle İsmail Paşa pantolon giydim. Üstüme de sweatshirtimi giydim. Bu arada üstümdekini çok sormuşsunuz. Bershka'dan almıştım. Haberiniz olsun. O zaman çıkıyorum. Evet, şimdi geldik gördüğünüz gibi zaten size de gösterdim. Şimdi gidiyoruz, ilk Diyanar'a gideceğiz. Çünkü en iyi oradan hediye bulabileceğimi düşünüyorum. Geçen hiç alışamadım bu şu tam ekran olayına. Hafif elimi koyuyorum, kusura bakmayın. Hadi gidelim o zaman Diyanar'a. Diyanar'dan çıktım. Şu Diyanar'da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yani. Yani var ama çok pahalı. Yani bir yılbaşı ağacı 200 lira, 300 lira. Yılbaşı ağacı derken de minyatür şöylelerden bahsediyorum yani. İstediğim şeyi bulamadım. Zaten internetten de birkaç bir şey vereceğim. Yani ben böyle hediye alınca bir sürü ufak şey alıyorum. Hani bir sürü mutluluk diyeyim. Bir sürü hediye, bir sürü mutluluk. O tarz hediyeler alıyorum arkadaşlarıma. Ama birkaç parça bir şey yine alacağım. Şimdi ilk bir takıcıya gideceğiz. Bir de bir Gratis'e gideceğiz. Gezmeye devam ediyoruz. Sonra bir de yılbaşı harcımız için süs bakacağız. Onlar daha sonra olacak.
Açılmamıştı değil mi? Şimdi Orion'dan çıktık. Gratis'te ve Diyanar'da işimiz bitti. Kipa'ya gideceğiz. Yılbaşı ağacını süslemek için bir şey, süs falan alacağız oradan. Süslerken de çekeceğim eve gidince. O zaman gidelim. Bu arada gitmeden önce bir şeyler göstereceğim size burada. Çok güzel süsler yapmışlar yılbaşı için. Hadi gidelim şimdi. Şuna bak işte. Burada minicik bir ağaç var. Bunun neresini süsleyeceksiniz bilmiyorum ama. Biraz yukarılar. Kendi ağaç. Çekeyim. Çok garip yani. Bizim zaten ağacımız var. Ağaç almayacağım o yüzden. Süslerden alacağım. Süs de var ama yani bazıları eski de böyle yani bozuldu öyle söyleyeyim. Asılmıyor falan. Bu zamandır yeni süs almamıştık. Dur şunlardan ne olsa. Vay baba aldık da almadık. Şunlar çok güzelmiş. Bunlar da güzel. Böyle büyük top var bu 16 lira. Bu rengi ne? Hı? Yok. Şampanya değil mi bunlar? Hmm. Kırmızı var mı ya? Başka renk mi? Başka renk olalım. Şu ben bu rengi çok beğendim. Bu da çok güzelmiş. Bu renk o. Şunu değiştireceğim bir dakika. Bunu değiştirdim. Acaba nasıl? Ya çok güzel. Her yere süsleme yapmışlar yılbaşına özel. Görüyorsunuz her mağazada, her koridorda var. Şimdi çıkıyoruz. Evde size aldıklarımı göstereceğim. Sonra da yılbaşı ağacını süsleyeceğiz. Bakın çok güzel. Geldik. Gördüğünüz gibi çok bir şey almadım aslında ama göstereyim size. Yılbaşı süsü bizim bir sürü var. O yüzden çok fazla almadım. Hani aslında bunlar bile ekstra oldu. Hani yılbaşı diye alayım hadi dedim. O yüzden oldu. Yoksa bayağı bizde var. Şöyle bir göstereyim. Böyle mor aldık. Ha, farklı renklerde oldu. Böyle renklerimiz yoktu. Bir de şampanya rengi aldık böyle. Yani bunun ismini bilmiyorum. O yüzden öyle diyorum yani. Bir yerde öyle duymuştum. Bir de şöyle kırmızı aldık. Sonra arkadaşıma böyle bir hediye aldım. Şimdi bunu açmayacağım. Hani ilk kendisi açsın diye, bozulmasın diye pakete. Bir kolye. Bir kupa aldım. Bir de rimel aldım. Ama tabii ki bunlarla bitmeyecek. Ben ona internetten birkaç bir şey daha sipariş vereceğim. Onları söylemeyeceğim şimdi. Belki izler kendisi, anlar falan. Ya yani onlar çünkü
Onun bence daha çok beğeneceği şeyler. Hani bunlar biraz ekstra oldu. Asıl hediye onlar olacak. Ben zaten birine hediye aldığımda böyle küçük küçük bir şey alıyorum. Sonra onları topluca veriyorum. Çok güzel oluyor. Bir de bir okul çantası aldık. Şöyle lacivert renkte. Benim kendi okul çantama artık kitaplar sığmıyordu. O yüzden daha büyük, büyük bir çanta ihtiyacım vardı. Bunu da aldım. Çok iyi oldu. Mağazada çekime izin yoktu. O yüzden çekemedim. Onu size de gösteremedim ama yine evde de devam ettiğim için çekime. Şimdi göstermek istedim size. Hani tamamen gerçekçi olsun diye. Evet, şimdi yılbaşı ağacımı süsleyeceğiz. En zor kısma giriyoruz. Çünkü bizim yılbaşı ağacımız çok büyük. Her sene süslemiyoruz ama bu sene aslında biraz size özel olacak bu. O kadar uzun zamandır kurmuyoruz ki yılbaşı ağacını. Bodrum'da nerede olduğunu da bilmiyoruz aslında. Şimdi ben onu Bodrum'da arayacağım. Süslerin de bir sürü süsü var zaten. Onları da getireceğim. Sonra da kurmaya başlayacağız. Evet, yılbaşı ağacını Bodrum'dan aldık. Hatta şöyle süslerimizi de aldık. Bodrum'da böcekler falan vardı. Bayağı bir korktum. Ama sonunda getirebildik. Şimdi yılbaşı ağacını açacağım. Her seferinde biz açıp kapattığımızda paketliyoruz tekrardan. Şimdilik. Nasıl açayım? Bunların içinden de böcek çıkarsa var ya çok korkarım yani. Şu an burada bayılırım. Umarım hiçbirinden bir böcek falan bir şeyden çıkmaz. Aşırı korkarım. Evet. Çok korkuyorum böcek çıkacak diye. Ay, her yerde çok pislik olacak ama yapacak bir şey yok şu an. Şimdi şöyle bir şuraya koyuyorum. Ay, nasıl çıkaracağım? Heh. Bu galiba altı, bu da üstü. Öyle düşünüyorum. Önceden annenle beraber kurmuştuk da hiç tek başıma kurmamıştım. Şimdi tek başıma kuracağım. Sizin de aklınızda olsun, siz kurarken aşağı diyorum, altına bir örtü falan serin, yoksa böyle oluyor. Bunun devamı da gelecek şimdi. Hazır olun. Şimdi şunu şöyle atıyorum. Attıktan sonra bunu açacağım. O ilk yere sabitlemem lazım herhalde. O yüzden yere sabitlemem lazım. Dolu gözükecek. Evet, bu parçayı da takıyoruz üstüne. Herhalde şeyden geliyor, eskilik artık. Bu da eskimiş ki gocuruluyor yani. Yapacak bir şey yok. Bakın şuralarını yapamamışım, becerememişim. Görmemişim. Şöyle bir... Tamamdır, oldu gibi ya. Oldu. Şimdi süsleme aşamasına geçiriyorum. Şimdi ağacı biraz açtık böyle yaprakları daha dolu gözüksün diye. Ve süslemeye geçiyoruz. En alttan başlayacağım süslemeye. Çok süsleyecek diye düşünüyorum. Ama olsun. Eğlenceli bir örnek oluyor aynı zamanda süsleme. Sen hangisinden başlasan? Nasıl yapsam mesela şunlar çok güzel. Bakın şu geyikler. Bu arada yılbaşı ağacını da içeriden almıştık. Zamanla almıştık derken benim başlık herhalde çok küçüktü. Bir sürü geyikler falan içeriden almışlar. Onlar herhalde geçmiş falan. Nereden? En altından mı başlamam dedim. Şuradan başlayalım. Yaparken ki bitmesin, bitmesin, içer yani. Yaparken böyle olduğu için.
kullanmak istemiyorum şu anda sen. Biraz katta sorunu fark ettiyseniz, rengini çok beğendim diye aldım, yoksa bu yamuk diye almayacaktım ama olsun. Zaten şey çok önemli değil yani, içindekiler önemli de. Çok kötü yapmışlar yani, şikayet ediyorum şu an bunu. Hadi ama. Hiç şey olmadı ya, etkisi olmadı. Hiç güzel açamadı. Hiç beceremedim ama olsun. Ha, bunlar oldu sana. Bunları becerdim. Saç da var. Bakın ayağımın altında ne kadar pislendi. Yani şu an sıkışın ortalık ama olsun. Bakın şunları çok küçük. Çok tatlı. Bunlar en son. Şunlar falan gördükleriniz. Hatta ışık da var burada. Bunlar en son tadı. İlk önce süslemem gerekiyor. Bakın. Bunlar şu an çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Yani eskiden almasak herhalde sadece süsler 500 lirayla 1000 lira arası bir şey tutardı herhalde. Şimdi ama ilk eskiden almışız. Yoksa yani bu kadar fazla süs olmazdı diye düşünüyorum. Yani bu kadar fazla süs olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi bile yeni birkaç bir şey aldık, onlar bile fazla tuttu yani. Nereye gidiyor bilmiyorum bu şeyler. Hatta bu ağaç bile şimdi almaya kalksa çok daha fazla tutardı. Olsun yani, umarım siz de önceden almışsınızdır da siz de şimdi almazsınız. Şimdi siz de şimdi kazık almazsınız düşünüyorum. Herkese varsın. Renkli bir ağaç olacak. Biliyorsunuz normal yılbaşı ağaçları genelde kırmızı, yeşil, beyaz olur yani. Ya da kırmızı, yeşil, sarı falan olur. Ben morlar, pembeler falan da kattım araya. Daha özgün bir ağaç oldu yani. Şöyle. Şurada var mı? Heh, burada yine ışıklar falan varmış. Yani küçük hepsini buradan tanıyorum. Şöyle hediye paket var. Bir saniye. Devam ediyor. 2023'e girerken de herhalde ben devam edeceğim. Bilmiyorum ama. Thank you.
yaptım. Elimde ne güzel döndürüyordum size göstermek için. Şimdi şöyle döndüreceğim. Evet. O ağacın olduğunu düşünüyorum. Bir dakika bir bakayım. Şöyle bir bakıyorum. Bir daha bir çevireyim. Bir tepesine bir şey koymadık aslında. Buraya bir şey mi koysaydık? Öyle şöyle. Aslında ben... Ay çok sert attım pardon. Şunu çakabilir miyiz acaba? Bilmiyorum ama çakmak istemiyorum yani. Şimdi şu şurada dursun, zarar görmesin. Böyle bir ağacımız oldu. Şöyle şurasını bir çevireyim merak edenler için. Böyle. Ve ben düşünüyorum da bunu en son kurduğumuzda bu ağaçtan kısaydım. Herhalde. Şu an ağaçtan sonra uzunum. Şimdi o kenara attığım kolye gibi şeyleri ve aynı zamanda diğer süsleri dolayacağız ardımıza. Evet, şimdi bunları dolayacağım. Açıyorum. Evet. Tamam. Uzun bir uğraşın sonunda ağacımız böyle oldu. Hatta ışığı da bir hafif noş yapınca da böyle oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Eğer zil tuşuna basarsanız ben video attığımda size bildirim gelir. Haberdar olabilirsiniz böylece videolarımdan. Aynı zamanda beğenmeyi ve istek videolarınızı ya da kanalımın hakkındaki, videom hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.